ayağı sakatlanıp da geride kalan koyunumuzu köpeğimiz bekliyor. Sonra beraberce yol alıyorlar. Bu görüntü beni birkaç defa tekrarlanınca çok duygulandırdı arkadaşlar. Dişi köpeğimiz, ayağı aksak olan, yaralanan koyunumuzun bekleyerek onunla birlikte devam ediyor. Gerçekten çok duygulu bir görüntü oldu. Şuraya bakar mısınız dostlar? Yaylalarda henüz kar tam erimemiş. Zirvelerde var. Aşağılarda çok güzel çiçekler açmış dostlar. İşte yaylamıza geldik sayılır. Birkaç kilometrelik yolumuz kaldı. Zirvede gördüğümüz oba bizim komşu obamız. Hemen şu tepenin arkasında bizim obamız var. Oraya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bakar mısınız dostlar? Hayvanlar aşağılarda. Ot olmasına karşın sıcak olduğu için mevsimsel olarak orada artık koyunlar için aşağıda köyler elverişsiz bir ortam oluşturuyordu. Onun için hayvanlar daha rahat otlasınlar diye atalarımız, dedelerimiz buralarda 2500 metre yükseklikte yaylalar, yurtlar tutmuşlar kendilerine. Bizler de onlarca yıldır onların bize bıraktığı mirasları terk etmeden geriden gelen kuşaklara aktararak bu şekilde devam edeceğiz. Evet dostlar, yolculuk boyunca ayağı sakatlanan bir koyunumuz vardı. Bakın orada yerde yatıyor. Otlayamıyor bile acısından. Köpeğimiz de, dişi köpeğimiz yolculuk boyunca hep onu takip etti. Geriye kaldığı zaman o da geride kaldı. Onunla birlikte geldi. Mola verdiği zaman o da onun yanında yattı. Bu sonradan fark ettim ben. Çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda hep beraber olduklarını gördüm. Yani duygulanmamak elde değil. Köpekler gerçekten hayvancılık için, çoban için olmazsa olmaz. Hem hayvanları gözetiyorlar hem de çobanı. Tabii tabiatın bu dilini iyi anlayıp, iyi okuyup, iyi anlamak gerekiyor. Koyunların sonu geldi. Birazdan yaralı olan koyunumuz da büyük ihtimal kalkacak geride kaldığı için. Bakalım köpek onun kalkmasını mı bekleyecek? Ne diyorlar acaba kendi kendilerine, bilmiyorum ki. Evet, koyunumuz kalktı. Yaralı koyunumuz kalktı arkadaşlar. En geriye kaldığı için sürüden ayrılmamak adına Hatta diğer köpek de dişi köpeği kolluyor. Geriye toplayarak gidiyorlar. Ben de onları topluyorum. Görüyor musunuz? Yaralı koyun kalkmadan, bu da kalkmadı. Köpek koyunu hiç bırakmadı arkadaş ya. Allah. Sen nelere kadirsin ya Rabbi. Yaralı koyun geride kalıyor. Kalınca yatıyor. Köpek de gidiyor yanına yatıyor. Aha gene yattı. Arkadan gelen koyunu bekliyor. Yattı. Arkadaşlar görüyor musunuz? İki köpek de yaralı koyunu hiç bırakmıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Resmen onu takip ediyorlar. Sağında, solunda, arkasında hep onu takip ediyorlar. Bakın şimdi biraz gidecekler köpekler. Sonra arkaya dönüp onu takip edecekler. Özellikle dişi köpek sanki görev bölümü yapmışlar gibi yaralı koyunu hiç bırakmadı. Hep ondan haberdar oldu. Bakın. Arkaya dönüp bakıyor. Onu takip ediyor. Görüyor musunuz?